Biraz fazla oluyoruz, kusura bakmayın bu aralar arkadaşlar. Biraz fazlayız bu aralar yani. UEFA Kupası konusunda çok ümitliyiz. Takımımız taş gibi, hiçbir problem yok. Bugünü konuşacak olursak topçularımız Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyor. Kıymetini biliyor. Biz de bunu istiyoruz zaten. UEFA konusunda da biz çok ümitliyiz. Hasan Başkanımıza, yönetimimize çok güveniyoruz. Burası Beşiktaş. Alayına gider! Alayına gider! Başkan, kanat lazım, kanat! Kanat lazım, sol bek lazım. Acil! Acil, acil. Avrupa şampiyonu istiyorum. Gio, 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 Gio! Giovanni, 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 Mancorco! Bu taraftar bu yönetime minnettar. Felix Udoki diye bir oyuncu getirmişler hocam. Öyle bir defans yok yani. Transfer. İyi ki Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın adı terör örgütleriyle anılmıyor. Beşiktaş'ın adı şaibilerle anılmıyor. Beşiktaş'ın siyahı ne kadar asilse beyazı da o kadar temiz. O yüzden iyi ki Beşiktaşlıyım. İyi ki Beşiktaş. Buradan Bülent Usta abimize de çok teşekkür ediyorum. Ulusal ekranlarda bizi savunduğu için bütün Beşiktaş'taki Twitter'daki dostlarımıza selam gönderiyorum. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Bravo. Haydi. Abi UEFA Kupası'ndaki rakipler çok iyi. Neden çok iyi? Hepsinden birer birer intikam alacağız Allah'ın izniyle. Önce o Lyon, o taraftar grubu abuk abuk şeyler yapmış ya. İnşallah şurada bir yerde karşımıza çıkar. Onun hesabını ayrıca sorarız. Bu maça minicik bir değinmek istiyorum. Bak kaç kilometre yol gelmişler. Sivas'tan buraya gelmişler. 90 dakika yatmaya geldiler. Uyumak isteseler de otel tutardık. Yata yata da kimin para kazandığı aşikar. Hadi eyvallah. Şampiyon bu sene. Evet. Soru cevap. Soru cevap da maçı nasıl buldun? Yani bugün biraz belki çok iyi oynayamadık. Ben de 12 gün önce oynadığımız Lugano maçına bağladım. Takım yorgundu. Sağ kanat ve bence sol kanat da lazım. Semih orada oynayamıyor. Kendini göstermek için efor sarf ediyor. Sakatlanabilir. Bence ligin en iyi oynayan ikinci takımıyız. Birincisi daha çıkmadı. Biz şampiyon olacağımız inanıyorum bu sene. Peki. Bu puanlar bu şeyle fikstürle çok güzel alacağız. Herkese hepsine 3 puan yazıyorum. Bugün yorgunduk, rahat çıktık, 3 puan aldık, güzel. Böyle böyle yapacağız yani abi, her maç böyle farklı galibiyetler olmayacak. Ama Avrupa'da ben gerçekten Giovanni Van Bronckhorst'a güveniyorum. Bu sene her şeyde, her branşta, her yerde şampiyon olduk. Biraz fazla oluyoruz, kusura bakmayın bu aralar arkadaşlar. Biraz fazlayız bu aralar yani. UEFA Kupası konusunda çok ümitliyiz. Takımımız taş gibi, hiçbir problem yok. Bugünü konuşacak olursak topçularımız Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyor. Kıymetini biliyor. Biz de bunu istiyoruz zaten. UEFA konusunda da biz çok ümitliyiz. Hasan Başkanımıza, yönetimimize çok güveniyoruz. Burası Beşiktaş. Alayına gider! Alayına gider! Başkan, kanat lazım, kanat! Kanat lazım, sol bek lazım. Acil! Acil, acil. Avrupa şampiyonu istiyorum. Gio, 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 Gio! Giovanni, 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 Mancorco! Gio, 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 Gio! Giovanni, 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 Mancorco! Gio, Gio, bu taraftar bu yönetime minnettar. Felix Udoki diye bir oyuncu getirmişler hocam. Öyle bir defans yok yani. Transfer. İyi ki Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın adı terör örgütleriyle anılmıyor. Beşiktaş'ın adı şaibilerle anılmıyor. Beşiktaş'ın siyahı ne kadar asilse beyazı da o kadar temiz. O yüzden iyi ki Beşiktaşlıyım. İyi ki Beşiktaş. Buradan Bülent Usta abimize de çok teşekkür ediyorum. Ulusal ekranlarda bizi savunduğu için bütün Beşiktaş'taki Twitter'daki dostlarımıza selam gönderiyorum. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Bravo. Haydi. Abi UEFA Kupası'ndaki rakipler çok iyi. Neden çok iyi? Hepsinden birer birer intikam alacağız Allah'ın izniyle. Önce o Lyon, o taraftar grubu abuk abuk şeyler yapmış ya.
İnşallah şurada bir yerde karşımıza çıkar. Onun hesabını ayrıca sorarız. Bu maça minicik bir değinmek istiyorum. Bak kaç kilometre yol gelmişler. Sivas'tan buraya gelmişler. 90 dakika yatmaya geldiler. Uyumak isteseler de otel tutardık. Yata yata da kimin para kazandığı aşikar. Hadi eyvallah. Şampiyon bu sene. Evet. Soru cevap. Soru cevap da maçı nasıl buldun? Yani bugün biraz belki çok iyi oynamadık. Ben de 12 gün önce oynadığımız Lugano maçına bağladım. Takım yorgundu. Sağ kanat ve bence sol kanat da lazım. Semih orada oynayamıyor. Kendini göstermek için efor sarf ediyor. Sakatlanabilir. Bence ligin en iyi oynayan ikinci takımıyız. Birincisi daha çıkmadı. Biz şampiyon olacağımız inanıyorum bu sene. Peki. Bu puanla, bu şeyle, fikstürle çok güzel alacağız. Herkese, hepsine 3 puan yazıyorum. Bugün yorgunduk, rahat çıktık, 3 puan aldık, güzel. Böyle böyle yapacağız yani abi, her maç böyle farklı galibiyetler olmayacak. Ama Avrupa'da ben gerçekten Giovanni Van Bronckhorst'a güveniyorum. Bu sene her şeyde, her branşta, her yerde şampiyon olduk. Ya genel olarak ben aslında turu geçeceğimizi düşünüyoruz, iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum ben. Ben Süper Lig'deki rakiplerimize bir şey söylemek istiyorum. Bu sene çok üzüleceksiniz, çok ağlayacaksınız, çok beş yiyeceksiniz. Yani böyle devam edeceksiniz. Size kolaylıklar diliyorum. Beş! Bu sene, o sene! Altı sıfırla bekliyoruz. Maçla ilgili söylemek istediğim şey, bu lig, bu takım kalitesine, bu hoca kalitesine, bu oyuna bizim ligdeki herhangi bir rakibimiz yok. Şampiyonluğun bu seneki tek adayı Beşiktaş. Herkes istediğini söylesin. Elbet konuşanlar olacak. Ama ufak transferlerle birlikte bu sene şampiyonluğun tek adayı Beşiktaş'tır hocam. Bu kadar. UEFA Kupası'ndaki rakiplerimizi soralım. Bugün 5 atamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Eyvallah. UEFA Kupası'ndaki rakiplerimizi nasıl buluyorsunuz? Rakiplerimiz iyi takımlar. Sonuçta Avrupa Ligi'ne kalmış takımlar. Biz de kendimizce iyi takımız. Bence fikstür de güzel bir fikstür. Sahamızda 4 maç oynayacağız. 4'ünden de galip geleceğiz inşallah. Öyle. Zafer sarhoşluğunu bir yana bırakıp sağ bek ve sol bek ekstra varsa gereken takviyeler yapılması gerekiyor. İnşallah bu sene şampiyon Beşiktaş. Bu sene Avrupa'da intikam dönemi oynayacağız. Hepsini yeneceğiz hocam. Kaybetmek yok. Bravo. Avrupa Ligi'nde alınacak bir sürü intikamımız var abi. Öncelikle Lyon. Bugünkü maçı nasıl buldun? Bugünkü maçla ilgili özellikle şu yoldan geri döndüm bunu söylemek için, içimde kalacak yoksa. Yani biz tribünden kaç metre öteden görüyoruz buz gibi penaltıyı, adamın eline çarpan topu. Yani küfür etmek istemiyorum. O hakem, öğretmenim çünkü, küfür etmeyeyim, öğrencilerim izler. Yani ama o hakem bozuntusu, yani bunu göremiyor. Görmediği gibi VAR'daki herif de direkt penaltı diye söylemiyor da gel diyor izle. Ulan bunun nesini izliyorsun? Hadi gittin. Ulan kaç defa izliyorsun arkadaş, yani bu kadar mı zor ya Beşiktaş'a penaltı vermek ya? Sözüm ona, adını anmayayım yani, tamam mı? Yani adını almak istemediğim bazı kulüplerin en ufak bir pozisyonda dört hemen penaltısını çalarken Beşiktaş'a penaltı vermek niye bu kadar zorunuza gidiyor arkadaş? Ben bunu anlamıyorum ya. Ama rahmetli Vedat Okyar çok doğru söylemiş kardeşim. Ne demiş? Sen Beşiktaş'san hakemi de yeneceksin. Bravo! Hakemi yendiği zaman şampiyon olacaksın. Bravo! Bu. Bravo! Beşiktaş'ın şampiyon olacağız kardeşim bu sene. Bu kadar basit. Gene 5 olmadı abi, gene 5. Bugün en çok üzüldüğüm şeylerden birisi 5 olmaması abi. Her hafta 5 atmaktan alıştık abi, gerçekten ya, beş. Alıştık. 5'lik vardı üzerimizde. Bir de Beşiktaş'ın bu beklerde sol kanatta çok eksikleri var. Özellikle sol kanatta. Ernest Muçi'yle olacak iş değil abi. Rafa'nın ortada devam etmesi lazım. Sol kanadı acilen bir sol kanat çözmemiş lazım. Bir de sol bek. Yani Masuaku'nun 3 maç oynayıp 2 maç oynamaması da var. Svensson'un 2 maç iyi oynayıp 3 maç kötü oynaması da var. Önümüzdeki haftada, ondan sonraki hafta için milli hale gelecek. Trabzon'a da inşallah evlerinde 5 tane atıp onları da Hamza Teva yapıp gönderiyoruz abi. Peki UEFA Kupası'nda sence kaç puan alır? Abi UEFA Kupası'nda gerçekten çok zor rakiplerimiz var. İşte Ajax, Lyon gibi. Ama hepsinden teker teker intikamımızı alacağız. Artık ilk maçımız Frankfurt'la. Frankfurt'la burada oynayacağız. Frankfurt'u yeneceğimizi düşünüyorum. Ajax'ı da Lyon'u da hepsini teker teker yenip hepsini evlerine göndereceğiz. Beşiktaş kimse kolay lokma değil. Beşiktaş kimse yıldıramaz. Kimse de yiyemez. Bundan sonra İlerisi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu inşallah. Ankara'dan geliyoruz. İyi ki Beşiktaş var. İyi ki bu taraftar var. Biz takımımızla gurur duyuyoruz değil mi? UEFA Kupası'ndaki rakiplerimiz. UEFA Kupası'ndaki rakiplerimiz. İlk önce Tel Aviv'i yenelim.
yeter bize değil mi evet, canım? Bravo. İlk önce onları linç edelim biz de. Bence Beşiktaş 10 sene boyunca yenilmeyecek. Vallahi hangisi daha güçlü bilmiyorum ama ben Lyon maçını bekliyorum. Alınacak bir intikam var. Diğerleri orta şekerli diyebilirim yani. Ama turu geçireceğiz yani. Kapatacağız. Sıkıntı yok. Güzel günler geri geldi. Çocuklar inanın artık. Abi Sivas zaten yenileceğini biliyordu. Adamlar defans yapmak zorunda kaldı. Çünkü çıkarmadan 5 atıyoruz. Hadi görüşürüz. Abi. Buradan Bağcılar'daki Galatasaraylı arkadaşlarımıza selam olsun. Çıkarmadan 5 her zaman. Çıkarmadan 5 taşlı selam olsun. Bundan sonra 5 atıp geliyoruz. Şampiyon Beşiktaş. Çıkarmadan 5.